نتكلم عن تفسير سورة الفلق. شم ديسة فلق سورة سنين تفسيرنا قسل. نعم. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه. نعم. سورة قل خطابي لأمري لباشلمشتر. Az önce de ifade ettik. Bu kitap öncelikle Allah Resulüne, sonra da kendisine hitap olunmakla mükellef olan bütün mahlukatıdır. أعوذ ألتجئ وأعتصم ولا يمكن أن ألتجئ وأعتصم فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله سبحانه وتعالى. أعوذ يعني sığınırım. Ona kendisine sığınırım. Yalnızca Allahu Teala'nın kudreti olan konularda ondan başkasına değil sadece Allahu Teala'ya sığınırım. نعم. قل أعوذ برب الرب هو الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب او رب sığınırım. Kimdir o Rab? Allahu Teala'dır. ما معنى الرب؟ Nedir Rab'ın anlamı? الرب هو الذي خلق ورزق. الرب yaratan ve rızık verendir. هذه تربية للبدن، تربية للظاهر. يعني الله تعالى تربية eder insanın bedenini ظاهرını تربية eder. ثم لا ينفع لا يكفي هذا تربية الظاهر لابد من تربية الباطن. İnsanın dışını yaratan Allah Teala içini de ne yapmıştır? Yaratmıştır. تربية الباطن كيف تكون؟ İnsanın içini yaratması, terbiye etmesi ne demek? Allah Subhanahu wa Taala أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى في الباطن. Yani Allah Teala kitaplarını indirmiştir. Rasulleri göndermiştir. Böylece dışımızın, bedenimizin ihtiyacı olan şeyler bize verdiği gibi içimizin de imanımızın da ihtiyacı olan her şeyi bize göndermiştir. Vallahi min ni'amillah allati la tu'ad ve la tuhsa en Allah Subhanahu wa Taala أنزل الكتب وأرسل إلينا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Allah Teala'nın kitapları göndermesi, peygamberleri göndermesi sayılmayacak nimetlerdendir. Sayılmaya kalkılsa sayılmaya güç yetirilemeyecek Allah Teala'nın nimetlerindendir. الفلق ما معنى الفلق؟ فلق nedir؟ الفلق أن الله سبحانه وتعالى فالق الإصباح يعني فرق وفلق بين الليل والنهار. فالق يعني الله تعالى gece ile gündüzü birbirinden ayıran demektir. ثم الآن تضع الحبة من البذر تضعها في الأرض تنفلق. من الذي فلق هذا الحب والنوى؟ الله سبحانه وتعالى. Yani yaran, yarıp içinden bir şey çıkaran demek. Toprağa bir tohum attığında bu tohum ne yapar? Topraktan çıkar, kendini yarar ve yeryüzüne büyür. تستعيذ من ماذا؟ قل أعوذ برب الفلق من ماذا؟ Peki bu Rabbe sığınıyorsun. Neyden sığınıyorsun? Kimden sığınıyorsun? Min şerri kulli mahluk. Yaratılmışların bütün şerrinden. Ve min şerri gâsikin izâ vakab. Ma ma'na hâda? Ve min şerri gâsikin izâ vakab. Ne demektir? El gâsik huve'l-leyl izâ gatta bi zalâmi. Lenne hâzel vakt âhirel-leyl hâzel vakt el-lezi ya'mel fîhî ahle'l-şurûr-es-sehara. Gâsikul-leyl gecenin karanlığının çöktüğü vakit demektir. Yani karanlık öyle çöker ki, karanlık öyle hakim olur ki artık bütün şerli olan insanlar, sihirbazlar şerlerini ortaya dökmeye başlarlar. اِذَا وَقَبْ اِذَا دَخَلَ اللَّيْلِ وَغَطَّ بِظَلَامِهِ يَعْمَلْ السَّحَرَ وَالْمُشَعْوِذِينَ وَأَهْلَ الظَّلَالِ. Dalalet ehli, sapkınlık ehli, sihirbaz ve büyücüler gece karanlığı çöktüğünde işlerine, görevlerine başlarlar. مَاذَا تَسْنَعْ? Ne yaparlar? كَيْفْ تَسْلَمْ مِنْ هَؤُلَاءَ أَهْلَ الشُّرُورِ? Bu şer sahibi, kötülük sahibi insanlardan nasıl korunacaksın? Takra hadis sure. Bu sureyi okuyarak. لأن هذه السورة من الرقية. Bu sure bize öğretilen rukyeden sayılır. من أذكار الصباح والمساء. Sabah akşam zikirlerinden. تقرأ أدبار الصلوات المفروضة الخمس. Beş vakit namazın sonundaki tesbihattan sonra yapılır, okunur. ومن شر أيضا تستعيذ من شر من تعقد العقد وتنفذ فيها لأن هذا من أنواع السحر يعقد وينفذ. نعم. Düğüm atarak, düğme üfleyip, büyü yapan, sihir yapan insanların şerrinden de kime sığınırsın yine bu surede? Allah'a sığınırsın. فمن علامات الساحر أنه يعقد وينفذ. Sihirbaz yani sihir yapan, büyü yapan insanların bir özelliği de nedir? Büyü yaparken düğüm yaparak onu üflemeleridir. وتستعيذ أيضا من ماذا الثالث؟ Peki üçüncü olarak neyden sığınırsın Allah-u Teala'ya? Min el-hased. Ma huve el-hased? Hasetten Allah'a sığınırsın. Haset nedir? Huve temenni kerahiyeten ni'me lil-gayr. Yekrah en tekul
li ahih ni'me. Nedir haset? Başkasının sahip olduğu nimetlerden hoşlanmaman, güzelliklerden hoşlanmamandır. Kebira min kebairiz zunub. Büyük günahlardandır. Evvel zemb usya bihillah subhanahu teala kâne min iblis bisebebel hased. Allah-u Teala'ya yapılan ilk isyan, işlenilen, ona karşı işlenen ilk günah neydi? Şeytanın haset günahıydı. Mâzâ tasnâ? Ne yapacaksın? Tera alâ hik ni'me. Kardeşinde bir nimet gördün. Allah ona bir şey bahşetmiş. Mâzâ tasnâ? İş tekûl. Ne demen gerekiyor? Tübârik lehu. Ona mübarek olsun demen gerekiyor. Tekûl asallâhu yubârik lek. Maşallah tebârakallah. Şöyle demen lazım. Allah-u Teala sana mübarek eylesin. Bu nimeti mübarek kılsın. Tedû lehu bil bereke. Allah-u Teala'dan onun için bereket istemen gerekir. La tufettiş anel eşya. La tekul kem ledeyke mual. Yani insanlara ne kadar servetin var diyerek onların özel hallerini araştırmaman gerekiyor. Kem ledek evlad. Kaç çocuğun var? Es-selef kanu yekrahu es-sual. Fakat izâ leki aha yes'alu fakat keyfel hal ve mahiyel akhbar. La yes'alu keyf ce'et min ayn. Kam laka rasid fil bank, kam laka evlat, kam laka kada. Selef fazla soru sormasını insanlar karşılaştığında kereh görür. Karşılaştıklarında nasılsın, iyi misin derlerdi. Bunun dışında ne kadar paran var, şuradan ne kadar kazandın, ne yapıyorsun gibi soruları sormayı hoş görmezdi. Tara şey ala ahik minen ni'am tubarik. Kardeşine Allah-u Teala'nın bir nimet bahşettiğini görürsen onun bereketli olmasını Allah'tan dileyeceksin. Vallahu alem. Allah Teala en doğrusunu bilendir.